Durun! Orada durun! Kim bunlar? Cevap bekliyorum. Kim bunlar? Onlar eskiden Paco Diaz, Jose Huerta ve Jose Sanchez'di. Ama bunlar bizim isimlerimiz. Paco Diaz. Jose Huerta. Ve Jesús Sánchez. Şimdi de sıra sende Monatero. Monatero mu? Onu haklayabileceğinden emin misin? Kesinlikle. Son dolarına bahse girebilirsin. Hey Mulligan, 300 bin doların üzerinde uyumak nasıl bir his? Çok sert bir yatak oldu. 300 bin dolar çok büyük bir para yüzbaşı. Umarım sorumluluğumun farkındasınızdır. Neden biraz sakin olmuyorsunuz? Kendinizi bu kadar paralamayın. Korkacak bir şeyiniz yok. Bankamın müdürü o parayı bana emanet etti. Başına bir şey gelmesini istemiyorum. O para bana emanet edildi ve onu koruyan adamlarıma. Neden korkuyorsun Bay Clayton? Her şeyden. Vahşi Batı'dan. Bankada harika bir sicilim var.
ve çok önemli bir terfi bekliyorum. Bence daha az endişeli birini gönderseler iyi olurdu. Kendinizi benim yerime koyun. Burada kariyerim söz konusu. Kariyeriniz tehlikede değil Clayton. Bu civarda bize saldıracak insanın çılgın olması gerekir. Evet. Umarım işinizi biliyorsunuzdur. Bence her şeye hazır olmak gerekiyor. Monetero adındaki adam çılgın birine benziyor. Askeri koruma altındaki bir trene saldırma. Yapmayın. Monetero bile o kadar çılgın evet, değil. Evet, umarım haklı çıkarsınız. Mahango. Mahango. Aa. Yapman gerekeni biliyorsun. Hadi git. Pekala, hadi herkes iş başına. Gidiyoruz. Hey dostum, bize verdiğin sözü sakın unutma. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Acele edin. Altına bir şey olursa işim biter. Bunca adamla. Altına hiçbir şey olmayacak. Artık biraz sakinleş Clayton. Hey bak. Treni durdurun. Yolda bir direk var. Hey, yavaşla biraz. Önüne bak. Hemen dur. Hey, neler oluyor? Şu telgraf direğini hemen yoldan çekelim. Gel hadi. Çocuklar, trenin ön kısmını koruyun. Acele edin. Kaldırın şunu. Anderson, adamlarını al. Trenin etrafına dağılın ve gözünüzü dört açın. Çabuk, hemen kaldırın şunu. Gidip altınlara bakmak istiyorum. Pekala. Hadi biraz acele edin. Tellere dikkat edin. Çabuk olun. Çavuş nereye gitti? Hey, onbaşı. İçeride her şey yolunda mı? Evet efendim. Güzel. Devam edin çocuklar. Sıkı tutun şunu. Tamam. Şimdi kenara alın. Yavaş. Evet öyle. Tamam, bu kadar yeter. Trene geri dönün. Acele edin. Sigorta parayı öder ama ben kovulurum. İşinizi kaybedersiniz, endişeniz bu mu? Böyle bir şey olsun istemem. Haydutları kafaya takmışsınız Bay Clayton. Bence Monetero diye biri yok. Çocukları korkutmak için uydurulmuş hikaye. Bu bebek varken kimse bize saldıramaz. Hayır, bundan bir şey kaçmaz. Biraz körükle Joe. Hey, onbaşım, baksanıza lokomotif uzaklaşıyor. Bekle! Makinist bekle! Vagonlar birbirinden ayrıldı. Hey, dursana! Lanet olsun! Altın vagonu geride kaldı. Yüce Tanrım, haklısın. Çavuş! (Gülüyor)
gidiyoruz Joe? Nereye gidiyorsun? Hey durun hey! Bizi burada bıraktınız. Nereye gidiyorsunuz? Hey vagonlar kopmuş. Yine ne oldu? Bu defa neden durduk? Saldırıya uğradık. Sen şu tarafa geç. Hey yüzbaşım, trene saldırıyorlar. Altını koruyun. Ateş edin. Ateş edin. Çabuk çabuk hadi. Sıra sende tatlım. Peki canım. Hey, sakin ol. Biraz rahatla dostum. Bizden birini öldürebilirsin. Sen nereye gidiyorsun? Dışarı. Burada beklemenin bir anlamı yok. İşte bu kadar. Sıra sende tatlım. Hadi gidelim çocuklar. Herkes yukarı çıksın. Makinist ben oldum. Şimdi 300 bin dolarla gidiyoruz. Hadi gelin. Hadi. Gidiyoruz. Gidiyoruz çocuklar. Tam 300 bin dolar. Gidelim çocuklar. Hey, yaşasın, yaşasın. 300 bin dolar. Yaşasın şu 300 bin dolar alıp gidelim. Hadi abi paralar alıp gidelim. Hadi yaşasın çocuklar. 300 bin dolar. Hadi. Ha, demek 300 bin dolarım var. Başına konulan ödül artmalı. Şunu
15.000 dolar yapalım. 1/3 arttı. Hiç fena sayılmaz. Pekala baylar, kaleye dönün ve acilen destek istediğimizi bildirin. Yüzbaşı, siz ve adamlarınız bana söz vermiştiniz. Ama Monetero 300.000 doları alıp gitmeyi başardı. O haydut hiçbir yere kaçamaz Clayton. O ve korumaları hala hayatta. En iyi adamlarıyla kaçtı. Zavallı Pablito, huzur içinde yatsın. Mango, onu yakalayacağım. O 200'ü alçağı elime geçireceğim. Onun için onca şey yaptım, o ve ailesi için. Ama bana ihanet etti. Paco Guapa, şimdi ayrılacağız. Mango'yu canlı istiyorum. Peki Monetero. Canlı istiyorum. Anlaşıldı. Sizler benimle gelin. Hadi gidelim. Hadi nehre gidiyoruz. Acele edin. Evet. Bu onlardan biri Clayton. Anlaşılan şu 300.000 dolar aralarında münakaşa çıkarıyor galiba. İşte güzellik bu. Benim kalbimi hızla çarptıran güzellik bu. Evet. Bu müzik kulağa hoş geliyor ha Charo. Bölüşsek daha iyi olur Mahongo. Hepimiz müziği duysak iyi olur. Vakti geldiğinde yapacağız Charo. Şimdilik Meksika'da saklanmamız gerekiyor. Bizi orada asla bulamaz bunlar. İstediğin gibi olsun. Ama altının yerini sadece ikimiz bileceğiz. Sadece ikimiz. Sen ve Charo. Sadece ben, Charo. Sadece ben ve bu madalyon. İki başlı bu köpek ve kanatlı ejderha altını koruyacak. Charo Ruiz, başına konulan ödül 200 dolar. Bu kadar zahmete değmezdi. Zavallı Charo. Hayattayken bile bundan daha fazla yetmiyordun. En azından bana o 300.000 doların yolunu gösterdin. Teşekkür ederim amigo. Ya! Yeah! İşte geldik. Sınırdaki nehirdeyiz. Nehri geçtim mi Meksika'dayım demektir. Gidelim.
Oraya döneceğiz. Bela sona erince dönüp altını alacağız. Bir banker kadar zengin olacağız. Sen de zengin olacaksın güzelim. Bir sürü aygın arasında yemyeşil otlaklarda gezeceksin. Tanrım, hala inanamıyorum. Müthiş bir iş başardım. İnanılmaz bir iş. Ah evet, 300 bin dolarım var. Hayır, hayır. Beni öldürme. Hayır, lütfen yapma. Parayı senin için sakladım. Ah, bak sakladığım yeri bu madalyon gösteriyor. Bu senin için. Hepsi senin için. Bütün para orada. Bekle, göreceksin. Ama canımı bağışlamalısın. Beni öldürmene gerek yok. Yaptığım her şeyi senin için yaptım. Sana yemin ederim. Monetero, gidelim, gringolar geliyor. Hadi acele et patron. Gayet güzel yüzbaşı ama haydutlar benim ilgimi çekmiyor. Ben altını düşünüyorum ve o hala kayıp. Ama Monetoro burada. Onun sayesinde altını bulacağız. Benim fikrimi sorarsanız onu sorgulamak boşa zaman kaybı. Monetero'nun yerinde olsam size söylemektense ölmeyi yeğlerdim. Yakalanması biraz fazla kolay olmadı mı? Yine de onun dilini çözmenin bir yolunu bulabiliriz. Size tek bir şey söyleyebilirim yüzbaşı. Neymiş o? Şu adamlarınız 5 para etmez. Beni değil çavuşunuzu dövün. Altının yerini bilen tek adamı o öldürdü. Kendine başka bir hikaye uydur. Altın taşıyan bir tren var. Ve büyük Monetero bu treni soyuyor. Hem de gözlerimin önünde. Ama altını alabilecek olan tek haydut arkadaşının öldüğünü söylüyor. Vurularak öldü. Evet. Belki de haklısın. Belki de ölmüştür. Ama öyle olsa bile bana altının yerini söyleme. Sen de ona katılacaksın. Durmayın, vurun beni. Hadi.
Umurumda bile değil. Ama artık o altını kimse bulamaz. Onu vurmak mı? Söylediğinizi doğru mu duydum? Monetero'yu vuracak mısınız? Evet öyle. Yüzbaşı. Monetero elimizdeki tek sağ adam. Altının yerini söyleyebilecek olan tek kişi ve siz onu kurşuna dizeceksiniz. Evet doğru Bay Clayton. Heh. Bu adamları tanımıyorsunuz. İyice korktuğunda monitöre konuşacaktır. Siz hiç endişelenmeyin. Hele önce bir idam mangasının önüne çıksın bakalım. Peki ya idam manganız bile onu korkutamazsa? Vuracak mısınız? Hı hı. Bir haydut eksiltmiş olacağız Clayton. Onu cehennemin ateşine mahkum edeceğiz. Buyurun. Bu taraftan peder. Mahkum içeride. Teşekkür ederim. Sen çıkabilirsin oğlum. Tamam çıkarım. Ama dikkatli olun peder. Aç bir kurt kadar saldırgan. Tanrı huzurunda o da kardeşimiz. Diz çök oğlum. Huzur içinde yat evladım. Seni lanet olası. Ne yaptın? Cesetleri mi kokladın? Seni aşağılık akbaba. Pislik herif. Leş kargası. Bir şey mi oldu peder? Hayır. Her şey yolunda. Sadece onu teselli ediyorum oğlum. Ha, anladım. Artık uslu durur musun? Sen ödül için bir yıldır peşinde koşan avcısın. O ödülle cehenneme gidebilirsin. Altın nerede Monetero? Altın mı? Onu ne yapacaksın? Kiliseye mi vereceksin? Öksüz çocuklara mı? Oyun oynayacak zamanım yok. Hemen bir şeyler düşünmeliyim. Hey. Beni buradan çıkarır mısın? Bunu yapabilirim. 300 bin dolar hiç de fena para değil. Ama benim payım %50. Altının yerini bilmiyorum. Ama bir ipucu buldum. Yanında bıçak var mı? Sen şu köşeye git. Hadi git. Benim hayat sigortam peder. Monetero hala içeride mi? Son yemeğini getirdim de. Nereye gidecekti ki? Ona iyi bakıyorlar. Peder. Beni kutsamayı unuttun. Peder. İçeri gel oğlum. Tanrı seninle olsun. Evet olacak. Bir dakika. Nereye sakladığını söyledi mi? Altının yerini yani. Günah çıkarma bir sırdır oğlum. Ama...
Neler oluyor? Şef Monetero. Monetero yakalandı. Onu hapiste tutuyorlar. Lanet olsun. Gidelim, gidelim çocuklar. Gidelim, acele edin. Sizi tekrar uyarıyorum yüzbaşı. Bu iş bankanın çıkarlarına uygun değil. Patronun bu işe çok kızacak. Beni ilgilendirmez. Bay Clayton. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hadi devam et Sersem. Sana devam et dedim. Dur bakalım. Devam edin çavuş. Daha ne bekliyorsunuz? Hadi yürü. İleri marş. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu adamı öldürerek topluma iyilik ediyoruz. Umarım o da size şans getirir. Bölük! Dur! Hazır ol! Pekala Monetoro, karar senin. Seni bekliyoruz. Dünden bu yana o cani beyninde bir düşünce belirdi mi? Siz çok fazla konuşuyorsunuz. Bir adamı vuracaksanız şeker vurursunuz. Uzatmak çok anlamsız. Nişana al. Hazır. Yangın. Yangın. Hadi. Buraya su getirin. Çabuk su getirin. Çabuk. Pencere edin. Pencere edin. Çabuk. Atları buradan uzaklaştıralım. Çabuk buraya su getirin. Hadi koşun, su getirin. Söndürün şu yangını. Çabuk olun. Çabuk, çabuk. Hadi. Hadi. Acele edin. Herkes yangına koşsun. Önce atları güvenceye alın. Üzerine toprak atın. Söndürün şu ateşi. Şu suyu çabuk taşıyın. Çavuş. Ateş etmeyin çocuklar. Ateş etmeyin. İndirin şu tüfekleri. Size indirin dedim. Hold it. Oh. Durun, siz iyi misiniz efendim? Thank you.
Yardım etmeseydin dostum muhakkak işimi bitirirdi. Sana teşekkür etmek isterim. Neden teşekkür ediyorsunuz? Sadece işimi yaptım, o kadar. Siz yakaladınız, ben de vurdum. Ne büyük tesadüf. Hayır, bu tesadüf değil dostum. İzin versem, aynı miktar için siz de beni öldürürdünüz. Bekle biraz. Kim olduğunu sorabilir miyim? Bana yabancı derler. Sona erdi. Şimdi bana madalyonun diğer yarısını göster. O bende değil. Seni beş para etmez kovboy. Madem öyle istiyorsun. Hadi durma soyun. Sana bende değil dedim. Kendim görmek istiyorum. Kaledeyken düştü. Bankadaki gringo aldı. Ne büyük bir tesadüf. Hadi durma soyun. Çok utandım. Cidden utandım. Ben kıyafetimi sadece... İstesen de istemesen de çıkaracaksın Monetero. Merhaba Monetero. Merhaba Guapa. Seni bu yüzden seviyorum. Merhaba Paco. Ne sürpriz ha? Pekala kovboy. Aşağı in. Madalyon. Kurallarıma sadık kalmalıydım. Bir prensibim vardı. Birini ateş edince mutlaka öldürürüm. Ama senin durumunda buna sadık kalamadım. Komik bir adamsın. Bunu duydun mu Kuapa? Bu adam komik bir karakter. Benim fikrimi sorarsan Monetero, sağ kalabilecek kadar komik değil. Bu adam seni yarım bile etmez. Gerçi yakışıklı olduğunu itiraf ediyorum. Ölecek olmasına çok üzüldüm. Evet. Ben de öyle. Sigara içebilir miyim? Şimdi ödeştik.
gibi 25 bine çıktı. Beni yanlış anladın Monatero. Seni iyi bir yatırım olduğun için öldürmedim. Daha bulamadınız mı? Hayır, bunda da çıkmadı. Tıpkı düşündüğüm gibi. Eskiden bir sürü insan toprağı için arma kaydettirirdi. İşe 18. yüzyıldan başlaman gerektiğini söylemiştim. Evet, orada olabilir. Onları görebilir miyim? Tabii, elbette. Trinito. Trinito! Geliyorum, geliyorum. Buyurun Bay Mendoza. 18. yüzyıl kayıtlarını buldun mu? Bay Mendoza, biraz sabırlı olun. Size söylediğim gibi içerisi gerçekten fazla karışık ama. Sen adam olmayacaksın Trinito. Bakın bayım, bu gerçekten çok önemli. O hala bir çırak. Zamanla öğrenecek. Yarın tekrar gelemez misiniz? Banka, bunu bilmek istersiniz diye düşündüm. Sigortadan parasını alıyor. Bir soru sorabilir miyim? Kimsiniz? Beckman. Lawrence Beckman. Sigorta şirketindenim. Bankaya yaklaşık çeyrek milyon dolar ödeyeceğiz. Gerçekten çok şanslısınız. Anlaşılan soygun şu Monetero'nun işiymiş. Sizin öldürdüğünüz şu adam ve yine anlaşılan söz konusu kayıp altın hala bulunamamış. O kadar altın nereye gider? Ben nereden bileyim? Altını aramak benim işim olamaz değil mi? Diyelim ki şöyle bir şey oluyor. Monetero yeniden ortaya çıkıyor. Hı? Çok şaşırırım. Umarım bu varsayımımı kabalık addetmezsiniz. Hayır. Kimse sizi duymadı. Güzel. O zaman işe şuradan başlayalım. Diyelim ki çeyrek milyon dolar bankanın en saygın adamının gözetiminde seyahat ediyor. Bay Clayton adında biri. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Samson. Samson! Mutfakta bir sürü iş bekliyor. Hadi gel bana yardım et. Clayton?
Çorba güzel, çekinme. Bir şey almaya geldik Clayton. Sende olan bir şey. Monetero için çok, çok kıymetli bir şey. Monetero mu? Ama Monetero öldü. Bak şöyle söyleyeyim. Varisleri istiyor. Neden söz ettiğimi biliyorsun değil mi? Elbette biliyorsun. Şu madalyon parçasından. İstersen yemeğini bitir Bay Clayton. Seni sonra öldürelim. Ve Tanrı öldürmeyeceksiniz dedi. Yine mi kavga var? Bem, kıpırdamayın. Samson, neler oluyor? Yine ne yaptın Samson? İyi günler efendim, affedersiniz. Samson müşteriye fazla alışık değildir. Siz onun kusuruna bakmayın. Hemen temizleriz. Masayı hemen temizleriz. Sizin adınız ne bayan? Conchita efendim. Pekala Conchita, bize peki şarap efendim. Getir. Sana kaç kez söyledim, müşteriye vurmak yasak. Hey, bu dördünün gerçekten öldüklerine emin misin? Peki ya Monetero? Ödülünü hemen almak hata olurdu. Beklenen her gün 10.000 dolar daha artıyor. Ve sen beklemek istedin. Evet. Hayat düşünülecek olursa herkes bencillik edebilir, değil mi? İşte buyurun şarabınızı getirdim. Elimizdekinin en iyisi. Teşekkür ederim efendim. Samson, gel yardım et. Her yer kanla kaplanmış canım. Afiyet olsun. İçimden bir ses, ortak bir sorunumuz var diyor. Bence bunu birlikte çözmeliyiz. Hı? Önce bir şişe şarabı paylaşalım. Onun için yatak ayarlayın. Bu şişeyi sizinle paylaşabilir miyim? Belki bu fena bir fikir değildir. Nasıl?
O nereye gitti? Yola çıkalı bir saat oluyor. Ne tarafa? Sağa doğru gitti. Nehre doğru efendim. Öldür. Sen hepsini öldür. Bam bam. Hadi yürü. De. Hemen yetişmişsin. Sabah çok erken kalkmış olmalısın. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Sen hala sarhoşsun galiba. Yoksa akşamdan mı kaldın? Oh. Sen bir hırsızsın. Başka zaman olsa bunu iltifat sayardım Clayton. Seni ellerimle geberteceğim. Gel hadi. Hop. Yeter artık. Bitmiş olmalısın. Ben mi? Bence ikimiz de bittik. Ha, peki tamam. Hadi şu madalyonu bana ver. Nedenmiş? O altını bulmak istiyorum. Banka için ha? Bence iyi bir bahane uydurmalısın. Hadi işin gerçeğini öğrenelim. O altını bulmam gerekiyor. Diyelim ki o altını tek başına buldun. Ve 300 bin doları tek başına taşıyamayacağını fark ettin. Evet. Madalyon güvende. Bundan emin misin? Sen hiç kimseye güvenmez misin? Hayır. Pek değil. Ama senin için bir istisna yapabilirim. Hadi gel bakalım ortak.
Galiba başımız dertte. Sen devam et. Ben seni kolluyorum. Hiç merak etme. Teşekkür ederim. Bay Clayton? Evet. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Zorluk çıkarmayın. Ha, elbette. Bu güzel bir şapka. Bay Clayton! Nereye gidiyorsunuz? Başımıza iş açmayın. Ver şunu. Yeterince oyun oynadık Bay Clayton. Hadi atlara. Acele edin. Monitoru çağırın. Hayır durun. Ateş etmeyin patron. Benim Pablo. Hiç terbiyen yok mu? Önce kapıyı çalmalıydın. Bunu bir daha yaparsan senin kelleni uçururum. Paco Gringo'yu alıp getirdi. Tamam, dışarı çık. Peki patron. Nasılsın güzel kraliçem? İyi misin? Seni de uyandırdılar.
Ah, ne tatlı şeysin sen. İşte yeniden karşılaştık Clayton. Madalyonun diğer yarısı nerede? Ben de değil işte. Susun. Bizi yalnız bırakın. Pekala. Hadi gidelim çocuklar. Demek beni aptal yerine koydunuz. Altın taşıma işini organize ettim. Vagonları birbirinden ayırdım. Ve sen büyük Monetero, para için dostuna ihanet ettin. Ne ortak seçmişim ama. Evet. Mahango beni oyuna getirdi. Tanrı günahlarını affetsin. Ah, cehenneme gitsin. Madalyonun diğer yarısı nerede? Sana söyledim. Ben de değil. Şu yabancı aldı. Adamlarını onun peşine göndermeliydin. Yabancı ha? Şu ödül avcısı mı? Onu bir an önce temizlemezsem kısa süre sonra sinir sahibi olacağım. Şimdiden sinir sahibi olmuşsun. Adamın 300 bin doları bulma şansı seninkiyle eşit. O madalya bende olursa, hepsi bende olursa onu yanımda götürebilirim. Unutma, onu bozdurabilecek tek kişi benim. Evet evet biliyorum. Sen politikacılardan birisin. Okula falan gitmişsin. Bir sürü insan tanıyorsun ve her şeyi yapabilirsin. Dinle, bir fikrim var. Yabancıya 300 bin doların yerini söylerim. Onu sana getiririm. Ve onu tuzağa düşürürüm. Ve onu tuzağa düşürürüm. Evet. Hey. Orada olacağım. İşini bitirdikten sonra bir mezar kazarız. Ve sonra da altını buluruz. Beni büyük bir beladan kurtaracaksın. Çok akıllı bir adamsın sen. Yabancı bunu görünce söylediğim her şeye inanacak. Hala ortak mıyız amigo? Sonsuza kadar ortağız amigo. Paco buraya bak. Evet Monetero. Dostumuza yolu göster. Çocuklar, Gringo'yu kasabaya götürün. Paco, peşine birilerini tak. Peki patron. Senin neyin var? Ah, şu bizi Bay Clayton çok iyi bir adam. Çok iyi biri. Peki, sen şu Clayton'a güveniyor musun? Neden olmasın? O iki parça ne kadar ediyor biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. İki ölü adam ve tam 300 bin dolar. Hadi gel Guapa. Sen bir harikasın. Bırak uyusun Monetero. Rüyasında altınları görüyor. Bizim komik çocuk yine gelmiş. Evet. Biz de senden söz ediyorduk. Evet, öyle yaptığınızı tahmin ettim. Sen her işinde çakallık peşindesin. O hiç kimseye kazık atmaz yakışıklı. Aa, evet. Guapa bana attı canım. Altını paylaşma konusunda anlaşmıştık. Yarı yarıya. Tam ikiye bölecektik.
ve bir beyefendi olan ben hep sözümde dururum. Kafasına konulan 30 bin doları kaybedecek olsam bile, bu kadar kolay yakalandığın öğrenilirse ödülün 30 bine çıkmaz mı ona Teo? Ne demek istiyorsun? Clayton az önce seni kandırdı. Bu sabah bana yaptığı gibi seni de kandırdı. Öyle mi? Madalyonun diğer yarısı da onda. Ah lanet olası. O aşağılık düzenbazın önce hayalarını keseceğim. Sonra dilini koparacağım ve onu köpeklere atacağım. Tanrı huzurunda yemin ederim. Şimdi onca altını tek başına götürecek. Anlamadın galiba. O altına ulaşmak için bir şeye ihtiyacı var. Ve bu şey onda değil. Ama buradaydı, öyle değil mi? Evet, dün gece buradaydı ama şimdi hiçbir yerde bulamıyorum. Eminim o üşütük ihtiyar almıştır. Bay Mendoza. Evet, ne var? 18. yüzyıl kayıtların nerede? Ha tabii, elbette. Ama bu sabah onu arkadaşınıza teslim ettim. Demek istediğiniz yabancı... Evet, sizin adınıza geldiğini söyledi. Bir şey daha vardı. Neydi hatırlayamıyorum. Sen biliyor musun? Hiçbir fikrim yok efendim. Olmalı. İyi de bunu size sorduysa ben nereden bilebilirim? İyi ama adam dışarı çıkarken sen de içeri girmiştin. Evet ama ben hiçbir şey duymadım ki. Aa evet. Bana hamamın yerini de sormuştu. Ama Bay Mendoza, sizce ona kayıtlarımızı vermek doğru bir davranış mı? Adam hamama gitti. Buraya silah sokulmaz. Çıkarılan ilk şey odur. Adam sağır galiba. Hey sen, sana içeri silah sokulmaz dedim. Geç ve sıranı bekle. Hey, buraya bir kova sıcak su. Peki efendim. Buraya da sabun getir. Peki efendim. Sırala, ben varım. Hey, benim sabunu götür. Şimdi bana sırtımı kesin, olur mu? Nerede kaldı bu sabun? Sabunumu getir. Peki efendim. Hadi içeri gel. Vay canına. İçimden bir ses senin beni takip ettiğini söylüyordu. Ama şimdi bakıyorum da ben senin peşine düştüm. Kitap İspanyolca ama benim İspanyolcam o kadar iyi değil. Bunu sana aldım. Ha, ver bakalım. İçimden bir ses bana altının saklı olduğu yeri sadece senin bildiğini söylüyor. Madalyon nerede? Çok güzel, öyle değil mi? Buraya silahla girilmez. Size silahınızı çıkarın dedim. Kapa çeneni. İşte bu. İki başlı köpek ve kanatlı ejderha. Montigo ailesinin arması. Eski bir fetihçi aileymiş. 1597'de Sierra Guerrali bölgesine yerleşmiş. Bir bakalım. Yerlilerle savaşıp arazilerini almışlar. 1789'da bağımsızlık savaşına katılmışlar ama çiftlikleri General Ribera'nın orduları tarafından yok edilmiş. Sierra Guerrali. Trenin durduğu yerden çok uzak değil. Bir gün boyunca at binersek dostlarını orada yakalarız. Biraz düşüneyim. Sierra Guerrali'nin bir köşesinde harabe şeklinde bir ev olacak.
Hangi köşesinde? Önemli olduğunu düşünmemiştim. Zamanla görürsün ortak. Artık ortağız, öyle değil mi? Sen de ben de 150 bin dolarla yetinebilecek adamlarız. Buradayız. Buraya gel. Hadi. Hadi kalk, buradayım. Hadi. Hadi. Kaldır beni. Yabancı. Neredesin? Nereye gittiğini sanıyorsun bayım? Sen de gördün dostum.
Yabancı çekip gitti. Gitti öyle mi? Kötü bir yalancısın. Ama seni öldürmeyeceğim. Yapacağını sanmıyorum. Çünkü ben 300 bin doların yerini biliyorum. Demek öyle. Emin misin? Benimle oyun oynama Clayton. Seni uyarıyorum. Bana güven. Pekala gringo. Sana güveniyorum. Hadi gidelim o zaman. Evet. Neden olmasın? Yakala. Kapı kolay açıldı. Evet, fazlasıyla kolay. Hey çocuklar, çok geç kaldınız. O kadar parayı saymak için yardımınız gerekecek. İkiye karşı birim. Ve kellemi kaybetmeye niyetim yok. Evet, hatta sizinle anlaşmaya bile hazırım diyebilirim. Üçe bölüyoruz ha? Elbette dostum. Altını tam olarak üçe bölüyoruz. Peki neden olmasın? Neden bunu başından söylemedin? Çünkü ben akıllıyım dostum. Sizin gibi yapıp bana ateş eden herkese karşılık veririm. İşte günlerdir peşinde olduğum şey. İşte benim tek sevgilim. Şu altının bir de sesini dinleyelim. Yerinde olsam acele etmezdim Monetero. Adamı duydun. Tebrik ederim yabancı.
Harika bir iş çıkardın. Seni adi düzenbaz. Sandığa bakarsanız kalanı da bulabilirsiniz efendim. Kontrol edecek misiniz? Hayır. İşinde sahip olduğun şöhret sana güvenmemi gerektiriyor. Benim önerim hepsini tek tek saymanız efendim. Hadi şuna bir bakın. Bir torba. Tıpkı sizinle anlaştığımız gibi. Ve yanlış hatırlamıyorsam eğer o ikisi de benim. Montero'nun başına büyük bir ödül var. Banka da iyi para ödeyebilir. Clayton için yani. Pekala, ben gidiyorum. Bir an önce Boston'a dönmeliyim. Gerçekten harika bir iş başardık. Umarım geldiğinizde bana uğrarsınız. Hiç sanmam. Ödül almaya Boston'a kadar gidemem. Sevgilim. Ben hazırım aşkım. Biliyorum trene geç kalıyoruz. Evet doğru, ben... Ben de gidiyorum Monetero. Kabul etmeseydin burada açlıktan ölürdüm. Anlıyor musun? Beni buraya bağlayan bir şey kalmadı. Önemi yok Guapa. Hem zaten ne fark eder? Artık senin paranı ödeyemem ben. Tanıştığımıza sevindim senin. Benim için zevkti. Onu hemen arabaya yerleştirin. Tamam. Üzerine bir örtü kapatın. Ben de geliyorum. Boston'da görüşürüz yakışıklı. Mutlaka gel canım. Tamam. Acele et hayatım. Ellerinizi kaldırın. Hadi çabuk. Dönün. Seni aptal adam. Parayla kaçmalarına izin vermeyeceksin, değil mi? Ben sigortacılara asla güvenmem. Dinle yabancı. Neden hepimiz birlikte... 10 torba kayanın peşinde koşmuyoruz, değil mi? 10 torba ne? Kaya mı? O sandıkta altın olduğunu düşünmediniz sanırım. Zavallı Bay Beckman. Kendini fazla akıllı sanıyordu. Tıpkı sizler gibi. Hey, ya sandığı kontrol etselerdi o zaman ne olacaktı? O zaman seni teslim etmenin hazzıyla yetinirdim. Yerinde olsam hemen gülmezdim Clayton. Senin için de bir ödül konuldu. Altınlar! Altınlar! Zengin olduk. Durun biraz. Üçümüz eşit paylaşmıyor muyduk? Evet öyle. Tabii bana başına konan 30.000'i de ödeyeceksin. Bu işten zararlı çıkmayacağım. Sen ne kadar açgözlü bir adamsın. Evet, senin payında bir torba eksik olacak Clayton. Ha? Ödülüm belirlenince paranın üstünü teslim ederim. Amigo, biz olmadan paylaşmanız hiç hoş değil. Paco. Senin neyin var böyle Paco? Aklını mı kaçırdın? Neden böyle yapıyorsun? Bana güvenmiyor musun? Monetero'ya güvenmiyor musun?
Hayır, güvenmiyorum. O altın bize ait. Evet beyler. Öldürün şunları! Üzgünüm Paco. Sen Monatero'dan çalmaya kalktın. Sonunda üç ortak baş başayız.
Hey! Artık zenginiz baylar. Yaşasın! Zenginiz artık. Oh! Hey, yaşasın. Ha 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 ha